Mindo serisi oyunumuz 5 yaş ve üzeri çocuklarda düşünme, problem çözme ve görsel algılamayı geliştiren bir oyun. Oyunumuzda Mindo kedicik, Mindo köpekcik ve Mindo robot olmak üzere 3 çeşidimiz var. Oyunun temel mantığı şu şekilde. 60 farklı görev kartımız mevcut. Görev kartımızda öncelikle mesela şu an Mindo köpekçiye bakıyoruz. Köpeğin nereye yerleştirileceğini bize veriyor. Daha sonra önlü arkalı kartlarımızdaki renkleri şu şekilde dizmemizi istiyor. Biz bir planlama yapmamız gerekiyor. İlk yeşil olan kartlarımızda gördüğünüz gibi 3x3'lük bir alanda oynuyoruz oyunumuzu. Şu yeşil olanları çıkartıyorum ve böylece 5 yaş çocukların oynayabileceği bir hal almış oluyor. Ancak sarı ve kırmızı kartlara geldiğimde, turuncu kartlara geldiğimde 4x4 olarak oynuyorum. Bütün kartlar devreye giriyor. İş biraz daha zorlaşmaya başlıyor. Yani böylece büyük yaşların da oynayabileceği bir oyun haline gelmiş oluyor. Mesela şimdi bir tane aşamasını deneyelim. Örneğin 4. aşamayı deneyelim. Şurada gördüğümüz şeyi yapmaya çalışacağız. Yeşil olan kartları çıkarttım. İçerisinde yeşil olmayan kartlarla oynuyorum. Şu an köpek kulübesine de ihtiyacımız yok. Köpeğimiz burada duracakmış. Şimdi bakalım, önce ben rastgele bir planla başlıyorum. Şurada bir pembe mora ihtiyacım var. Bir tane pembe mor bulalım. Evet, bir pembe mor buldum ve şöyle yerleştirdim. Şimdi bir pembe mor daha lazım. Ancak parçalarımı kontrol ettiğimde başka pembe mor bulamıyorum. Demek ki yanlış bir planla başlamışım diyorum. O zaman pembe kırmızıyla başlıyorum. Şimdi şurada bakıyorum, bir mor iki tane mor renge ihtiyacım var. Şu parçayı buldum, yerleştirdim. Şimdi bu kısımda artık bir pembe mor lazım. Bunu yerleştirdim. Ve burada da iki tane pembeye ihtiyacım var. Burada buldum ve yerleştirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde tamamlamış oldum. Arkasından cevap anahtarlarını da kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi biraz ilerleyelim. Sarı kartlardan bir tanesini deneyelim. Mesela ilk sarı kartımız, 26. karta geldik. Artık tüm parçalarımız devreye giriyor ve köpek kulübemiz de devreye giriyor. Şimdi köpeğimiz bu şekilde duracakmış. Kulübemiz şurada olacakmış. Ve bize iki tane köpeğin nasıl olacağını göstermiş. Bir yeşil zemin üzerinde bir köpeğimiz olacakmış. Ancak kenarlarında küçük çiçeklerimiz var. Normalde birkaç tane yeşil zemin üzerinde köpeğimiz var. Ancak çiçekleri hepsinin farklı farklı. Doğru köpeği bulmam lazım. Şu an benim kullanmam gereken köpek bu. Ve duruş yönü de aynı şekilde olmalı. Şurada bu şekilde duracak. Tabii bakalım, yanında gördüğünüz gibi bir mor var. Demek ki bu da bir hata. Bakalım. Bu köpeğimiz de değil. Evet, aynen gene bu renkler. Başka hangisinde varmış? Bir inceleyelim bakalım. Ya da pardon, şu şekilde koyduğumuzda çözmüş olduk mevzuyu. Evet, köpeğimiz aynı yönde durdu. Yani normalde ben böyle koymaya çalıştım. Köpeğin yönü değişti. Ancak mor yeşil olarak koyduğumda köpeğin yerini doğru koymuş oldum. Şimdi şurada bir turuncu zemin üzerinde köpeğimiz var. Bu köpeği bulalım. Gene çiçek renklerine dikkat etmemiz lazım. Önünde bir sarı çiçek olacakmış. Normalde bakın şurada turuncu zemin üzerinde, ancak önündeki çiçek farklı. Diğer köpeği bulmam gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi bu köpeği bulmuş oldum. Şimdi bu köpeği de gene bu yönde gelecekmiş ve şöyle yerleştiriyorum. Şimdi artık diğerlerini elde etmeye çalışacağım. Şurada bir yeşil kırmızımız var. Şunu yerleştirdim. Yaptığımız plan hatalı da çıkabilir. Hemen plan değişikliğine gitmemiz lazım. Şurada bir turuncu yeşilimiz var. Burada turuncu olacak. Bakalım kaldı mı turuncu? Evet, kalmış. Bunu da böyle yerleştirdik. Şurada şimdi bir mor pembeye ihtiyacım var. Evet, bunu yerleştirdim. Ve burada bir kırmızı turuncuyla işi çözeceğim dedim. Ancak elimde kırmızı turuncu kalmadı. O zaman bir plan değişikliğine gitmem gerekecek. Bakalım şurada mor kırmızı olarak gidiyorum. Burada pembe turuncu olarak gidiyorum. Ve problemi çözmüş olduk.